Hemen Alişan ve Buse Varol barışlı haberine giriyorum. Sevgili rejiden de lütfen ya tanıtalım. Şu Alişan Metin ya bir dur olayına, Metin Ergin. Ya bir dur Metin çok sözümüz var. Bizim. Vallahi bak sana bir şey sana Aynen. soracağım zaten. Bu Alişan. Kraliçe. Girsin o zaman. Bir, girsin o zaman. Girsin. Teşekkür ederim. Evet MTV giriyor. Yaşayacağım. Nuriye evet. Ertaş'ın. Evet, evet arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Ben kuliste bana gelin ben size hiç gelmedim. Reji bana döner yok, ama sizi tanıyorum. Ediyorum, teşekkür ederim. Konuşmanıza bayılıyorum. Beni delirtiyordu. Sevgili canlı yayındayız. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar günlerdir magazin basınını meşgul eden Alişan ve Buse Varol arasındaki kriz en son nereye evrilmiş? Boşandı boşanacaklar derken şimdi de bugün de meselenin tatlıya bağlandığıyla alakalı bir fotoğraf paylaşmış Buse Varol. Özlem sen detaylarını alalım şimdi istersen. Şimdi söyleyelim Nihat'cığım. Yalnızca şunu lütfen söyler. Seyhan bir müsaade et. Aşkım bu olayın böyle olacağını ilk kim söyledi? Tamam bak, sen. Ama bak biz söyledik. De, iş bir, ama bir güncelleyelim. Biz şöyle dedik. Biz Nihat'la var, beraber şunu. Taner'cim canlı yayındayım. Sevgili Taner Gök. Canlı yayındayım. Selam söyle. Canlı yayındayım. Cumartesi müsaitim. Cumartesi akşamı. Tamam mı? Ajda Pekan'dan sonra Nihat Doğan sahneye çıkacak. Saat 6'da yayını bitireceğim seni Taner'e. Tamam mı? Canlı yayındayız. Nihat'a komiser geldi. Güzel. Yok. Bizim itilerdiğiniz başına çıkan yer var ya. Evet. Cumartesi Taner. Beni tamam, istiyor. Gideriz. Daha fiyatta anlaşacak mı? Bilmem ne olacak. Dansöz olarak çıkmak istiyorum seni. Astoris olarak çıkabilirsin. Astoris'in sen. Kusura bakma. Dansöz olacağım. Asla. Bunu kabul edemem. Seren Serengil'le düet yapmak ister misin? İsterim canım. Ya ben Seren'i seviyorum. Seren benim arkadaşım. Ayrıca seni de çok seviyorsun. Arto'yla da sen mesela çok iyi düet yaparsın. Hüseyin de vokali alırsınız. Tabii herhalde. Vokalde Hüseyin. Hüseyin sana güzel bir sahne kıyafeti diker. Mustafa Tomba'yla beraber arkada da düet yaparlar. Aa daha neler. Yine Tomba'ya geldik. Yine Tomba'ya geldik. Biraz sonra geliriz. Okan Kurt'la. Bir dakika bir dakika. Okan Kurt'la DJ'lik yapmadı mı iş adamı? Evet. Tabii. 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 Ben imaj sahne dizileri benim olsun. Toka kafanı olsun. Nihat iş adamı da olsan. Mutlaka içine böyle bir ekrana çıkmak, böyle bir tanınmak arzusu var değil mi? Hepsinde var, hasta var. Yani düşünseniz iş adamısınız ama gidip DJ'lik yapıyorsunuz. Çünkü neden? İş adamı kimliğinize sizi çok fazla magazin basını tanımıyor. Hı. Ama DJ'lik yaptığınız zaman ve işte bir kulüpte olay çıkarttığınız zaman magazin basına daha çok yansıyorsunuz ve evet. daha çok haberleriniz çıkıyor. Yani herkesin içerisinde bir star olma isteği var. Konumuza dönelim. Evet gelelim evet. Buse'ye. Şimdi biz sen Alişan ve Buse kesin ayrılacaklar dedim. Demiştin. İlk sen de beraber dedik. Evet. Sen de katıldın. Çünkü ben ailen istemediğini söyledim. Aile istemem. Ya daha doğrusu şöyle. Arada bir kriz vardı. Ben ne demiştim? Bunlar evet boşanacaklar ama aile büyükleri şu an araya girdi. Aralarını düzeltmeye çalışıyorlar demiştim. Hatta Buse Varol evi terk etmişti. Ben de sana ne demiştim? Bunlar barışacak. Barışacaklar. Araya daha sonra kim girdiğini biliyor musun? Kim girdi? Patlatacağım bunu. Ben şöyle evet, yapayım. O zaman sonra şu an özür. Olay tamamen bir cümle söyleyeceğim tamam. Sana döneceğim. Bu konuyla alakalı uzun uzun konuşmamız lazım. Nurcan abinin de çok önemli bir bilgileri Nurcan, var. Nurcan ne konuyla alakalı. Ben bombayı biliyorum açayım. Ama kim Seyhan, barıştırdı biliyorum. Seyhan müsaade edersen ben de anket açayım. Sevgili arkadaşlar sizce Alişan ve Buse Varol barışsın mı? Boşan. Barışır mı ayrılır mı? Çünkü çok direkten dönen beraber olacak derken bir gün sonra ayrılır. Ama o evlilikte ben son dakika bilgimi paylaşayım. Anketi ondan açtım. Sonra da bunu. Ankette şöyle evet. olsun. Nasıl olsun? Buse Varol Alişan ve Buse Varol barışsın mı ayrılsın mı? Evet. Bu saatten sonra dikiş tutar mı yani? Barışmalı mı ayrılmalı mı? Dikiş evet. tutar mı hayatım, dikiş tutmaz mı? Kriz bardakta ne kadar su içebilirsin? Bardak kırılmış ne kadar su içebilirsin? Son dakika size bombası söyleyeyim. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz anket herkes açalım. Ayrılacak. Türkiye'deki bütün magazinciler, bütün haberciler hepiniz ayrılıyorsunuz. Evet. Ben seni dedim araya biri girecek. Bakın. Suzan Hanım oğlunu yanına alıyor. Karşısına. Hı hı. Diyor ki anket benim diğer diye. Oğlum öldü diyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Ve diyor oğlum diyor senin diyor sorumluluğun çok fazla diyor. Hı. Biraz incitmiş de olabilirsin diyor. Eşini mi? Çok ilgilenerek diyor.
incitmiş de olabilir. Kimle ilgileniyor? Bir kadın diyor, bunu daha yaşı küçük diye olgunlaşın, biz de hata yaptık. Kimle ilgilenebilirsin? İşte, hani biz de çok ilgilendik. Yeğenlerimle çok ilgilendi ya, Buse'yi biraz ihmal etti ya. Buse'yi biraz ihmal ettiği için, hani Suzan Hanım diyor ki, bak diyor, ben bir evlat acısı aldım diyor. Bir yuva dağıldı diyor. İkinci yuvayı dağıtma oğlum diyor. Buse'ye diyor, bir şans daha verin evliliğinize diyor. Ve Suzan Hanım araya girerek gelini de çağırıyor ve onları barıştırıyor. O zaman Nurcan abiye şöyle topu atıyorum. Buyurun. Günlerde Nurcan abi de bu haberleri çok yakından takip etmiyor. Bu da özel haberdi. Yine her zamanki gibi Seyhan Soylu'dan aldım sözleri. Seyhan Magazin Kolik'te de çok okuduk bu ayrılık süreciyle alakalı. Ama Nurcan abi ve diğer magazin sitelerinin ulusal basının yapmış olduğu haberlerde biz kendi masamızda da Alsan haber olmak işlediğimizde sürekli Suzan annenin yani Alişan'ın annesinin Suzan Hanım'ın baskın dominant bir karakter olduğu ve kesinlikle bu işi bitmesi gerektiği noktasındaki en önemli kişi olarak addedilmişti. Fakat Nurcan abi Seyhan'ın bu söylediğiyle sizlerin yapmış olduğu haber örtüşmedi. Şimdi ben daha üstüne çıkacağım. Lütfen rica ediyorum. Benim şu anda Alişan nerede program yapıyor? TRT'de. Şu anda çok biliyorsunuz insanlar program yapan özellikle TRT'de program yapan insanların TRT yönetimi ve daha üstü bakın daha üstü diyorum. Özel hayat. Evet. 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 Özellikle evlilik konusunda çok hassaslar. Doğru. Kesinlikle Polat aracılığıyla talimat geliyor. Polat kim? Yağcı. Polat Yağcı aracılığıyla biliyorsun Alişan'ın yeni menajeri aynı zamanda. Yani Alişan'ın pardon yeni yapımcısı. Yapımcısı. O aracılıkla haber geliyor. Sarayden haber geliyor. Bu evlilik bu program sürdüğü müddetçe bitmeyecek diyorlar. Bitmemeli diyorlar. Ve şu anda yaşanan tamamen budur. Tamamen reklam değil. Tersi. Tam tersi programı devam ettirmek için Alişan evliliğini devam ettirmek zorunda. Zorunda. O zaman program bitince evlilikle bitecek. Sonuçta bunların arasında hani biraz önce dedim ya kırık bardaktan ne kadar su içebilirsin çatlamış bardaktan. İçmiyorlar zaten su içmiyorlar onu söyleyeyim. Yani su içilmiyor. Şu an evlilik göstermek mi evlilik? Ben gene sözümün arkasındayım. Tamam ben o konuda bir şey söylemiyorum ama şu andaki bu evliliğin hani bugüne kadar hep başka şekilde söylüyordum Nihat'a. Bugüne kadar devam etmesinin ve bu noktalara kadar gelmesinin sebebi değil ama sonucu tamamen yukarıdan gelen talimat. Çünkü TRT'de sansasyonel haber ve sansasyon yaratan kişileri istemiyorlar. Yani çok net. Bir cümle söyleyeceğim. Sana yine sözü vereceğim. Nurcan abi doğrulama noktasında bir şeyler söyleyeceğim. Yine bakın Nurcan abi çok doğru bir konuya tespit etti. Saray yani yukarısı asla evlilik ilişkilerinde böyle bir krizler istemiyor. Bunu nerede biliyoruz? Gülben Ergen'le Erhan neydi o çocuğun adı? Erhan Çelik. Tabii. Yukarının baskısıyla evlendiler. TRT ana haberde program yaparken hem yukarının baskısıyla evlendiler hem de yukarısı asla onların ayrılmasını istemedi. Ve ne zaman ayrıldılar Erhan da görevine son verdiler. Tabii. Evet, çok doğru açıklama yaptı ama dediğim gibi biraz önce de ilk günden bugüne diyorum ki bu evlilik sürmeyecek çünkü ciddi krizler var. Eğer bir kere bir insana sorduysanız bu evlilik olur, ilişki olur, akrabalık olur ne olursa olsun bazı ne olduğu önemli değil. Eğer bir şeyler kopmaya başladıysa bunun devamı gelmez. İstediği kadar araya büyükler girsin. Bir şekilde. Ama bir saniye. Arada çok önemli bir ayrıntı var. Program var. İşte program televizyon programı olduğu için devam ediyor. Yoksa şimdiye kadar bitmişti. Para için mi devam ediyor ya, diyen o zaman? Onu ama sırf para için değil. Şimdi TRT de bu arada kendini korumak zorunda. Madem ki böyle bir yapının içine girmek istemiyor, TRT de kendini koruyor. Demiş, yani bu şu demek Alişan, ya boşan ya programı bırak. Peki o zaman Özak sana şöyle geleceğim. Nurcan abiye tezat bir şekilde yani programda haberle daha çok sesli olalım diye. Şimdi mesela bunların ilk kriz çıktığı zaman da ayrılık krizi ilk başladığı zaman da Buse Varol Alişan'la olan bütün fotoğraflarını silmiş. Fakat Alişan silmemişti. Yani sanki Alişan ayrılığa niyetli değildi. Acaba aileye rağmen de kızla barışmış olabilir mi?
Şimdi bak Nurcan abi çok güzel söyledi. Ben bu konuyu bu taraftan hiç bakmamıştım. İyi ki açıkladın. Yani alyansı çıkarttı. İlk gün alyansı çıkarttı biliyorsunuz. Çocukların aldı annesinin evine gitti. Bu da okeydir. Resimleri kaldırdı. Tekrar fotoğrafları koydu. Bugün sarmaş dolu fotoğraflar koymuşlar. Dündü pardon. İşte bu resim. Evet. Bu resimde bir şey söyleyeceğim. Aşk görüyor musun? Hayır. Bu senin suratında bir aşk. Yani ben... Bir daha gelebilir miyiz resme sevgili rejim? O zaman Nurcan abi program bittiği zaman bu evlilik de bitecek. Öyle diyebiliriz. Yani sonuçta biz burada insanlar tabii ki yuvaları yıkılmasın. Ya inşallah bitmez. Devam etsin ya. Ama eğer ki... Yok abi öyle. Ama eğer ki devam etmiyorsa... Ara bulut gibisin yemin ediyorum. Ama gitmiyor. Bir cisim yaklaşıyor. Var ya Burak filminde sürekli bir cisim yaklaşıyor. Özlem programın bir cisim yaklaşıyorcusu. Bana bir kere... Pozitif haberle... Alişan'la arkadaşlar bir kere Buse birbirlerine çok yakışıyorlar. Bir... Bu resimde aşk görüyor musun? Görüyor musun? Aşk görüyor musun? Çünkü neden? Alişan, bak Alişan kiminle birlikte olsa mutlu edebilecek bir adam. Niye? Neden? Şöhreti var. Yakışıklı, güzel yürekli. Hayırsever. Bekliyoruz. Hayırsever. Hayırsever diye bir şey. Cimridir Alişan. Cimri. Cimri olmasın. Başka hayırsever olmasın. Yok yok değil değil. Cimri canım. Nasıl hayırsever olur? Vermek yani. Ay ben sizden bomba anlatayım mı? Ama ve, evliler boş ver şimdi anlatmayayım. Ve Alişan gibi. Bakın. Daha Alişan'ın bir çayını içmedin mi? Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Ben dönerini yedim valla. Dönerci dükkanı vardı ya. Abi döner dükkanı. Ben dönerini yedim. Dönerci dükkanı yani. Os. Alişan bana göre cimri tutumlu bir çocuk. Geleceğine yatırım yapabiliyor. Ve her zaman ya, her zaman şöhretin boş olduğunu ve bitebileceğini, bu dünyanın fani olduğunu ve yaşlandığında da evet, millete Alişan'ı evliya haline dönüştürdü. Milleti maskara Kerem haline getirmemek sadece için. Allah aşkına fotoğraf bu kadar kırgınlar. Ailesini ve sorumluluklarını. Senar sen gerçekten şimdi sen mi soruyorum? Sen mi soruyorum? Şimdi aşk var. Ben bu arada bir şey söyleyeyim. Alişan'ı çok seviyorum onu da söyleyeyim. Şu an onu engelledim. Ayrı mesele. Niye engelledin ya? Bir dakika dur dur. Ya bunlar, ay bir dakika bir dakika. Bunlar, ya valla Seyhan'ın yüzünden ya. Bunlar Seren. Ne? Yemin ediyorum Seyhan'ın bunlar yüzünden. Bunlar Seren'le benim gibi oldu. Nurcan abi bak bir şey söyleyeyim mi? Benim canlı yayında evet, benim kötü bir huyum var. Damarıma bastığın zaman benim gözüme yani, perde iniyor. Yürüyorsun fena evet. Gözüme perde iniyor. Ya şimdi gözüme perde indiği zaman da bütün değer yargılarımı kaybediyorum tamam mı? Beni öyle bir zor duruma bıraktı ki bilmem ne saldırsa en son ben de çıldırdım abi. Birisi de yazmış o ara bana. Yine birinin yüzünde. Ya demiş işte bir şey söyledim ya. Bunlar dedim evlenmeden hamile kalmıştı, hamile kalınca böyle de bir evet, densizlik evet, yaptım. Evet. Böyle de bir hadsizlik yaptım ama sebebi özür Seyhan. Özür de diledim. Ya özür de diledim. Yine yani bana yakışmadı en azından. Çünkü ben onun arkadaşı bana mı kalmış? Ondan sonra özür diledim. Baktım Alişan beni sürekli arıyor. O arada da annemin yanındaydı. Lan açacak şimdi bir şey diyecek. Aklına tamam mı? Ben de bastım engel ondan sonra. Eyvah eyvah. Hakema niyat. Olmaz. Siz arkadaşsınız. Olmaz. Yeni basmaya bulaydım. Ya ne? Bütün dostlarımı arattım beni. Sağdan, soldan, oradan, buradan. Neyse bu baktım ki. Dedim kardeş dedim beni engellemeseydin daha iyiydi. Ya. Ben seviyorum. Bak istemedi. Ben Alişan'ı çok eski tanırım. Hilmi Topaloğlu benim eski arkadaşım. Çok Allah rahmet eylesin. Çok önemli bir yapımcı. Ondan sonra Hilmi aşıktı Alişan'a. Yani çok severdi. Mahzun. Hilmi çocuğu gibi görüyordu Alişan zaten yani. Özcan Deniz, Özcan Deniz. Biri ne gülüyorsun be? Berdan mı? Mahsun. Mahsun. Mahsun, Alişan, Mahsun, Alişan, Özcan Deniz. Özcan Deniz üçlü ve Hilmi. Daha hiç sonra ayrı, üçlü oldular. Hiç ayrılmazlardı. İlk üçlü Onur'du, özür dilerim. İlk üçlü, üçlü Onur'du. Alişan. Hatta yok şey de vardı. Alişan sonradan girdi bir de şey vardı. Ayhan Işan vardı. Ortaktı firmanın ortağıydı. Prestijli ortağıydı. O çok sonralarına girdi ay, ama. Hayır çok ilk başta. İlk küçük kurulurken Ayhan'la birlikte kurdular. Küçük Onur bir ne oldu büyümedi mi? Küçük Onur yok büyüdü. Çok büyüdü evlendi çok güzel mutlu bir evliliği var. Sedat Peker evlendirdi onu. Evlendi yani. Alişan büyümedi bir daha bakar mısın? Benim kıymetli aile dostlarım Eraslanlar var. Bizim Doğu Beyazıt kız dosyanın sahipleri. Onların kardeşi Bülent'in düğününde, Bülent Eraslan ve Elif Eraslan'ın düğününde Alişan, nişanda ben çıktım, düğünde Alişan çıkmıştı sahneye. Orada Küçük Onur ailenin de dostu. Ondan sonra Küçük Onur da gelmişti. Küçük diyordu da kocaman. Kocaman da evli var. 35 yaşında değil mi şu an? Onur geldi ve Onur da ben Alişan'a dedim ki Alişan sahnedeydi. Alişan'a dedim ki, Alişan dedim, Onur sahneye alsana kardeşim dedim yani.
Yıllarca o seni sahneye aldı. Tabii. Onun yanında röportajlar verdin, bilmem ne aldın. Küçük Onur yıkıyordu Nurcan abimde. Tabii. Özlem diye bir. Ondan sonra sağ olsun Alişan da kırmadı. Onur'u sahneye aldı ama hala müthiş bir sesi var. Hani bazen insanlar büyünce sesi değişebiliyor ama hala Onur'un... Küçük İbo'nun da eskisinden daha iyi sesi var. Tabii İbo'nun da öyle. Aynen. Ay katılıyorum sana. Büyüyünce gerçekten daha iyi. Daha iyi oldu. Abiden de bilgi veriyorlar. Oylarla ilgili Nihat Bey'e bilgi veriyorlar. Evet. Söyle bakayım. Anket açmış. Anket olduğumuz anketle alakalı güncelleme. 255 oy kullanılmış şu an. Evet. 255 oy kullanılmış. 258. 78 barışsınlar. Öbürü. 78-22 işte. 22 barışmasınlar diyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Hem anketimiz devam etsin. Hem barışsın diyenler neden barışmalı? Barışmasın diyenler de neden barışmasını... Yoruma yazsınlar. Evet. Yoruma yazarsanız diğer orada habere geçelim. Anlatırım. Arkadaşlar hayır bir şey söyleyeyim. Sizden rica ediyorum. Şimdi orada beğeni bölümüne eğer basarsanız çok memnun olurum. Evet şu an beğeni sayımız da arttı. Arttı. 328 güzel. 328 oldu. Bende de şöyle bir bilgi var. Teyit edilmeye de muhtaç sevgili arkadaşlar. Alişan aileye rağmen barıştığı iddiası var bende. Hiç istemem asla da. Bende de tam tersi. İşte, yani Nurcan abi kesin bilgi bendeki. Seyhan'daki kesin bilgi anne istiyor. Bendeki bilgi de tekrar ediyorum bir iddiadır. Teyit edilmeye de muhtaçtır. Alişan aileye rağmen Buse'yle barışıyor. Ve aile de bundan çok şikayetçi diye de düşünüyorum. Bahar sen hiç konuşmadın. Sen ne düşünüyorsun Alişan ve Buse'yle alakalı? Ayrılsınlar mı, barışsınlar mı? Veya şu fotoğrafta aşk görüyor musun Bahar? Bu fotoğraf yeni bir fotoğraf. Yeni, evet, dün. Evet. Dün paylaştılar, uzun zamandır. Ya demek ki kişiler barışmak için emek veriyorlar. Bizim de yani onlara bence pozitif enerji göndermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım barışırlar, onlar barışmak için çabalıyorlarsa... Ben de onları öyle görüyorum. Bence barışırlar. Sen bir aşk kadını olarak kendini hep öyle anlattın. Yüzü güldü. Bak birdenbire aşk kadınında şurada şöyle gözler parladı. Dudaklar kulaklarına doğru uzadı. Bu fotoğrafta aşk görüyor musun? Bir samimiyet, bir sıcaklık görüyor musun? Ne hissediyorsun duygu bu fotoğrafta? Duygu yok. Duygu yok fotoğrafta. Geleceğim seyircim sana da. Duygu yok. Yok. Şimdi ben Alişan'ın cimri olma konusuna değineceğim. Benim de böyle bir arkadaşım yani paraya nasıl bağladım onu anlamadım. Benim de böyle bir arkadaşım vardı. Biz onun hep cimri olduğunu düşünmüştük. Sonra bir gün dedi ki bakın dedi siz bana da cimri diyorsunuz dedi. Sonra Afrika'da yaptırdığı çeşmeleri gösterdi. İnsanlar çeşmeyi, suyu ilk kez görmüşler onun sayesinde. Yerli Afrika halkı böyle dans ediyorlar çeşmenin başında. Aa su diye. Sonra biz o günden sonra o çocuğa cimri dediğimiz için kendimizden utandık. Çeşme değil de kuyu açıyorlar. Evet. Kuyudan sonra da çeşmeden su insanlara geliyor. Şimdi sanırım Alişan da böyle diye düşünüyorum ve... Paradan çıkalım istersen. Cimri erkekleri kadınlar sevmezler. Evet. Erkekler. Peki burada birbirini seviyorlar mı? Burada bir aşk görüyor musun? Aşk kokusu var mı şu fotoğrafta? Alişan biraz yorgun görünüyor. Sanki böyle olanlardan dolayı. Alişan çok dalgın bakıyor, çok derin bakıyor. Buse'nin gözlük takmış. Keşke biz onun gözlerini görseydik. Belki o zaman ne kadar inandırıcı olduğunu anlardık yani. Buse sen ne düşünüyorsun? Fotoğrafı Alişan gülümsüyor, Buse'de gözlük var. Ben gözlerini görmek isterdim. Evet, Hüseyin. Vücut dili yalan konuşmaz. Duygu ifade fotoğrafı yok. Fotoğrafı bir daha alabilirsek arkadaşlar. Duygu ifade yok, vücut dili yalan konuşmaz. Nasıl ifade yani, yok ya? Yani soğuk bir ifade var orada, buzdolabı gibi. Alişan sanki düşünceli gibi uzağa bakıyor. Duygular birleşmiş. Yani bir karı koca duygusu, sevgisi, çocukların... Ben size söyleyeyim bir bakın. Benim mesleki... Adam Hüseyin'ciğim, adamı konuşturmadın bile. Arkadaşlar, problem yok. Mesleki kariyerimi insanların ses analizi ve bakışlarımla ilgili, mimiklerimle ilgili bir... Analistler var. Hayır, ben iyi bir analistim. Mesleğim icabı. Yani insanın duruşunda... Mesleğim icabı da bunun eğitimini aldım. Şimdi burada bu beden ve mimik dilinde şunu söylüyor. Yanımdaki kadın benim karım. Hatalar olabilir. Yüreğimiz kırgın. Evet. Ama bizi kimse ayıramaz. Bizim çocuklarımız var. Ve bu yuvayı kurtarmak için bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Siz de bize yardımcı olun. Evet. Ve ardımızdan ayrılacağımızı düşünen hıyarlara da buradan bir gönderme yapalım. Biz
her daim sonsuz birlikte olacağız mesajı vermek. İnşallah. Yani sonuçta burada benim dediğim program bitince bu evlilik de bitecek. Bu zoraki bir beraberlik. Söylediklerimi tekrar tekrar arkasındayım. Çünkü dediğim gibi bir kere ipler kopmuş. İstediğin kadar düğüm at gene bir yerden program kopacak. Tabii Ali belli. Şu an benim programın evliliğiyle ne ilgisi var? Ha, sen deminden beri dinlemiyorsun galiba. Sen buradaydın bari ben anlatırken. Hayır dinliyorum ama yani biz töreyle mi yönetiliyoruz? Kişiler boşandıklarında programa devam edemiyorlar mı? Şimdi sen ya ben evlensem programa devam edemeyecek miyim? Evet. Yok. Nurcan abi konuyu başka farklı açıdan açıkladı. Program izlenmesi için. Yani ben dediğim gibi yine Nurcan abicinin söylediklerimi tekrarlıyorum. Bu evliliğin sonunu ben boşanma olarak görüyorum. Burada da evlilik düşmanı asla değilim. Tabii ki herkes mutlu olsun, herkesin evliliği ömür boyu sürsün ama eğer ki yürümüyorsa da zorlamanın bir anlamı yok.